Hani çocuklar şeyi çok iyi bilirler. Yani annemle babamın arasında sır yok. Hatta çocuklar çok ufakken bir gün birbirlerine şöyle bir şey, sakın anneme söyleme, hemen babama söylüyorum. İkinci bölümümüzde biraz sizi tanımaya yönelik sorulardan başlıyoruz ve şunu sormak istiyorum. Kendi ailenizde, Aile Vakfı gibi bir kurum altında bu soruyu sorduğum için bunu çok önemsiyorum. Siz ailenizde ne gibi değerler oluşturmaya çalışıyorsunuz? Özellikle belki bu konu üzerinden çocuklarınıza yönelik nasıl bir çaba içerisinde oldunuz? Bir defa ben mesela bir eş olarak, ben ve eşim, çocuklara şu mesajı çok iyi verdiğimizi zannediyorum. Yani herhangi bir konuda yetkim olduğu olmasına rağmen, işte bir yere gideceğiz, falancaya oturmaya gidelim gibi en basit meselelerde bile, hani ben hep işte bir babanla konuşalım, iyi şey yapalım ya da eşime gittiklerinde bir annenizle de konuşalım bu konuyu diyerek. Hani çocuklar şeyi çok iyi bilirler. Yani annemle babamın arasında sır yok. Hatta çocuklar çok ufakken bir gün birbirlerine şöyle bir şey, sakın anneme söyleme, hemen babama söylüyor. diyor. Hani anne ile babanın ortak bir diliyle sahip olduğunu bilmeleri bence önemli. Ve annenin babanın birbirlerinin çocuklara karşı dedikodu yapmamasını çok kıymetli buluyorum. Yani işte babanız böyledir, öyledir. Yani o dedikoduyu yapmaması gerekiyor. Elbette ki eşlerin birbirlerinden hoşlanmadıkları şeyler var yani. Bu insani bir şey, çok normal bir şey ama bunu çocuklar üzerinden, çocukları kullanarak yapmamak gerekiyor. Türkiye'de en büyük sorunlardan, aile sorunlarından bir tanesi boşanan ebeveynlerinin çocuğu alet etmesi. Bu o kadar yıkıcı bir şey ki. Halbuki bu konudaki hüküm çok açık, ayet çok açık. Boşandığınız eşler hakkında konuşmayın. Unutmayın ki bir zamanlar siz birbirinize en yakındınız. Yasak yani. Peygamber Efendimiz'in bu konuyla ilgili yaşanmış örneklikleri var. Ashab'tan soruyorlar, eşin nasıl diyor. Diyor ki, iyi mümin bir kadın hakkında konuşmamı mı bekliyorsunuz diyerek reddediyor. Daha sonra boşanıyorlar. Tekrar eşi hakkında soru sorulduğunda, namahremim olmayan bir kadın hakkında konuşmamı mı bekliyorsunuz diyor. Şimdi bu çok önemli bir ahlak. Yani boşanan eşlerin, hele de çocuklarının ebeveyni olan ve onlar bu dünyada ve ahirette hala ebeveyni olmaya devam edecek. Sizin aranızdaki hukuk bitebilir, siz eş olmayabilirsiniz, hukuku sonlandırmış olabilirsiniz ama çocuğun dünyada ve ahirette annesi ve babası olmaya devam edecek. Bu noktada çocukları doldurmak, çocuklar üzerinden dedikodu yapmak, çocuklar üzerinden haber uçurmak, bunlar bence şu anda toplumumuzda çok yaygın olarak yapılan ve bir ahlaka dönüşmeyen çok büyük sorunlar. İyi insan olmak, iyi Müslüman olmak, toplumun iyi bir bireyi olmak her şey normalken çok kolay. Çok farkında olmadan yapıyoruz. Tabii bunu. Tabii. Yani orada mesela şey dediğiniz gibi bir ayrılma süreci olmasa da evde bir problem yaşandığı zaman anne çok sinirlendiğinde o içini boşaltacak bir arkadaş olarak görmemeli çocuğunun noktası. Tabii. Bunun hiç evladım farkında olmadan o çok sinirli o sırada ve bir şeyler anlatacak. Evet hep böyle yapıyor. Evet zaten şöyle bir insan noktasında o çocuğu aslında bir çöp tenekesi gibi görme durumumuz oluyor maalesef. Evet, yani evet. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Bunu sağlamaya çalışmanız da bence herkese mesaj olmalı. Kendi çocukluğunuzla ilgili belki bugünkü siz olmanızı sağlamış olan bir hatıra olabilir. Ya da çok aklınızda kazınmış bir fikir olabilir. Bize anlatabileceğiniz bir şey var mı? Tabii ki. Şimdi benim babam mühendis ama aynı zamanda yayıncı. Aynı zamanda ben ortaokul lisedeyken de Türkiye'nin en büyük kitap dağıtım şirketinin yöneticisiydi. Dolayısıyla bizim evimizde televizyon çok, ben 18 yaşındayken geldi. Çok büyük bir kütüphanemiz vardı. Hep mesela ilkokulda şunu çok iyi hatırlıyorum. Arkadaşlarımı tutup getirip evimizdeki kütüphaneyi gösterirdim. İşte şu kadar çok kitabımız var diye. Rahmetli Bekir Topaloğlu hocamızın kızı Betül benim hem ilkokul hem ortaokul hem liseden sınıf arkadaşımdır. Ben bir gün ona da yaptım bunu. Halbuki karşımda koskocaman bir profesörün kızı var. Getirdim işte evimizde bizim okula çok yakındı işte şu kadar kütüphanemiz var kütüphanemize bak dedim. O da ki bizim evde daha çok dedi. Sizin evde bir duvarda var bizim evim. Bizim bir odasının her tarafı kitapla dolu. Çok övünürdüm kitaplarımızla ve tabii çok okurdum. Annemle anlaşamadığım bir nokta vardı. Hafta sonları cuma günleri dergiler, çocuk dergileri çıkardı. Her cuma günü gözyaşı dökerdim. Bir an evvel kitap şeyine gideyim de gazete bayine, Erenköy'deki gazete bayine gideyim. Oradan tercüman çocuğu alayım.
Onun işte Metehan diye de bir çizgi roman bandı vardı orada. Onu okuyayım diye. Annem de işte yarın gidersin, sonra gidersin. Yani onu çok iyi hatırlıyorum. Gözyaşı döktüğümü. Sırf bir an evvel para versin de gidip dergiyi satın alayım, okuyayım diye. Hep böyle hani kitaba dair çok fazla hatıram var. Mesela bazı kitapları çok erken yaşta okuduğum için babamın elimden aldığını biliyorum, hatırlıyorum. İşte ortaokuldayken okuduğum mesela bazı klasik romanları, bunlar çok erken, şimdi okunmayacak diyerek elimden aldığını hatırlıyorum. Yani kitapla ne çok bağınız var ki, geçmişte dediğiniz gibi ne çok anınız var ki bugünkü siz olmanızı gerçekten çok etkilemiş anladığım tabii, kadarıyla. Tabii tabii öyle. Mesela Dergah Kitabevi açılmıştı Cağaloğlu'nda. Cağaloğlu yokuşundan, yani ben o zaman 6 yaşındayım. 6 veya 7 yaşındayım. Yani hatırladığım şey, hatıralardan bir tanesi, oraya gidip herkese yalvarırdım bana kitap okusun diye. Yani bütün satıcılara orada ellerine bir kitap verip raflardan kitap alıp okumaları için yalvarırdım. Herkese tek tek kitap okuturdum. Darısı bütün çocukların, günümüz çocuklarının başına diyelim Amin, inşallah. Ama amin. çok dolu dolu, çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, konuğumuz olduğunuz için. Yine bekleriz diyelim. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Daha güzel ve daha yaygınlaşacak hizmetler yapmayı nasip İnşallah, etsin. inşallah. Çok teşekkür ederiz. Yorumlarınızı bekleriz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.